şunu söyleyeyim. Yani biz Şampiyonlar Ligi de olsa her takımı yenmek için sahaya çıkacağız. Konferans Ligi'de, Süper Lig'de, Ziraat Kupası'da hazırlık maçı. Ama şu anda biz hazırlık döneminde tabii tam kadroya oturmayacağız. Orada aksamalarımızı, hatalarımızı hoşgörüyle karşılarım. Çünkü hatalar bize yol gösterecektir. Ama yarışmalarda öyle bir hakkımız yok. İlk 27 Temmuz'daki maçımızdan başlayarak her turu geçmek istiyoruz. Hiçbir turunda kolay olacağını düşünmüyorum. Zaman zaman zorluk çekebilirsiniz. Ama ondan sonra hedefe gidersiniz. Kimlerin nasıl çıkacağımızı önümüze bilmediğimiz için bir şey söyleyeyim ama hedefimiz gidebileceğimize kadar söylerim ama bu yapabileceğimiz de orantılı. Yani biz yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi zaman zaman gruplarda işte diğer takımlarımızda çıkanlar da oldu. Bazı takımlara zorluk çıkardılar. Daha sonra kolay elendiler. Futbol yani bir ayda, iki ayda bitmiyor. Bir sezonda bitiyor. İşte başlangıcı Temmuz'da başlayacak. İşte diyelim ki Mayıs'ta bitecek. Yazı kışı var. Oradaki takımların çıkıp çıkmamasına bağlı olarak sonuçlar değişebilir. Ama bu bizim hedefimizi değiştirmez. Biz Konferans Ligi'nde şimdi ilk maça bakacağız. O maçta turu geçelim. İşte bu takımlar rakipte iki takımdan biri olacak. İkisinde bu hafta yarın galiba Dinamo Batum, Dinamo Tiflis maçı var, kupa maçı var. Diğer takımın da varsa takip ediyoruz. Hedefe gitmek için çalışmak gerekir. Ama bunu sadece sonuç üzerinden amacı yaparsak, işimizi unutursak hata yaparız. Biz işimizi doğru yapalım, çok çalışalım. Önümüze çıkan engeli aşalım diye bakıyorum ben şimdi. Şimdi bunu yaparken işte Konferans Ligi çok önemli. Mutlaka finale gitmemiz lazım dediğimiz anda da sıkıntı var. Aynı şey şampiyonluk için de. Mesela bazen okuyorum. Onlar kamuoyunun, sizin, herkesin takdiridir. Böyle bizi görmeleri güzeldir. Ama abartılı övgüler veya abartılı eleştiri veya haksız eleştiri de doğru değildir. Ama biz yine işimizi yapacağız. Mesela şampiyonluk için de bu tamam kadro hazır. Seneye yok değil. Hazır değiliz biz. Daha sezona başlamadık. Ama kadromuza, oyuncularımıza güveniyoruz ama bize geçen seneki oyun yetmez. Üstüne koymak durumundayız. Bunun için de takviye yapacağız. Bunun için de oyuncularımızı çalıştıracağız. Bu Süper Lig için de geçerli. Geçen sene çok kolay, zor dönemdeydik ama çok kolay bir şekilde kupadan elendik. O da dahil. Üçünde de başarılı olmak sözünü veririm. Önemli bir soru, önemli bir konu, önemli bir sorun yani aslında. Yani soru sorun. Çünkü ben bu kadar uzun transfer ayı genel olarak dünyada da doğru bulmuyorum. Yani transferlerin en fazla bir ay mesela olması gerekir. Hatta lig başladığı zaman kesilecek. Şimdi düşünün ki bir oyuncuyla çıkıyorsunuz yola, bir maç sonra sizden alıp size karşı oynayacak. Ya bu daha önceden belli. Biz diyoruz ki bizim oyuncularımızı siz de biliyorsunuz. Hatta biz sizden de kopya çekiyoruz hangi oyuncu alalım diye. Hangi mevkiye veya hangi oyuncu alacağımızı. Şimdi böyle bir durumda bu kadar uzar mı yani? Ama ne oluyor? Böyle uzadıkça, şey de uzun olunca, yönetimler de haklı olarak kendi açılarından bakıyorlar. İşte bir oyuncu varsa bunu daha ucuza nasıl alırız? Hatta biz de biliyorsunuz, Ağustos'un sonunda bitmiyor. Hadi bir hafta da oradan da Avrupa'dan kafamıza göre. Ha, o son bir fırsat transfer edip daha ucuza alırız. Evet doğrudur. Sezon başlangıçta daha pahalıdır oyuncular. Kulüpler de bunu yapıyor. Ama sıkıştırırsan daha önceden hazırlık yapılır. Şimdi biz de daha önceden konuştuğumuz stoper şeyimizi birçok oyuncular konuştuk. Yeni alternatifler çıkıyor. Adam bu sefer isteyince rakamı yüksek tutuyor. Onun için transferi yani bir baskı unsuru olarak kullanmayı doğru bulmuyorum ama bunu düzeltmek için daha daraltılarak zamanı daraltılarak yapılmasını isterim. Ama şu anda bizim için de bu geçerli. Onun için acil bana sorarsanız yani ben şimdi takımımla ilgili söyleyeyim. Yönetimle de konuştuğumu sizle de konuşuyorum. Acil sağ stoperi almak durumundayım. Yani o olmazsa olmazım şu anda yola çıkarken. En azından bir. Orta sahaya yine iki. Bir de açık forvet. Üçü aldıktan sonra hani biraz zaman tanırız yani. Şimdi mesela Gezal geldi tam hazır değil. Abubakar işte gelecek. Milli takımdan geldi sıkıntı. Cenk yok. Haydi forvette bir sıkıntı var. Aslında dört tane oyuncu olsa bile iki tane de almam gerekiyor. Şimdi böyle olursa daha fazla olacak. O zaman bir iki oyuncu mutlaka almam gerekiyor. Stoper'de sağ stoper yok. Saiz de şu anda elimizde sol stoper. Kolej var, Emrecan var. Hadi onlardan birine bir sıkıntı olursa yine orada biri var ama sağda o tip bir oyuncumuz yok. Bu olmazsa olmazı
bir tane almak durumunda en azından 27'sini yetiştirelim diye. Yani orta saha olarak bizim oynadığı için zaten biz geldiğimizde saha sonucundan çok dedik ki kendi çukurdan çıkmaya çalışıyoruz. Bir kadro oluşturalım çünkü 2-3 senedir aşağı yukarı hep kiralık olan hoca da değişerek gittik. Oyuncular iyi de oynasa kalıp kalmayacağı belli değildi. Şimdi öyle bir iki tane oyuncu var yok değil ama o zaman daha fazlaydı. Şimdi biz o kadroyu aşağı yukarı oturttuk. Orta sahaya bakarsak Amir Salih Gerson diyebiliyorsunuz. Buna Necip'i stoper orta sahaya katabilirsiniz. Kerem var katabilirsiniz eldekileri. Redmond oynadığı zaman katılabiliyor. Bu üçünden eğer profil soruyorsan size de cevap olmuş olursun. Defansif yönü bunlara göre daha fazla olan bir oyuncu isterim. Bir de ofansif yönü. İki oyuncuyla beş oyuncu yapar. Orta saha zenginleşir. İdeali bu. Türk oyuncu olarak Halil İbrahim'le ilgili söyleyeceğim. Türk oyuncu olduğu için tercihimdir. Bunu söylememin sebebi de şudur. Forvete, sağ açı, sol açı, santrofor, yeni çıkış isteyen bir oyuncu için ekonomik koşullarda uygunsa çıkış yapmak isteyen oyuncu için de olumlu olacağını düşündüğüm için fikrimi de açıkça söylüyorum. Bu çocuklar şimdi artık 6 ay geçirdik beraber. Şimdi önünde Amir var, Salih var, Gerson var, oyuncu alacağım. Onları geçiyorsa oynasınlar. Onları geçmeyi bekleyelim. Yok. Öyle bir şey yok. Genç oyuncu oynayacaksa oynar. Ya hata yapar da bekle. Öbürü de hata yapar bekle. Öyle olur o bekleme tamam. Ama hata yapmaya devam ederek onu kazanamayız. Çünkü maç kaybediyorsak o veya bir başka oyuncu yüzünden o da olmaz. Diğer oyuncu da formsuzsa onu da değiştireceğiz. Yani biz yarışma takımıyız. Yarışmayı da güzel yapacağız. Bunu genç oyuncular için de geçerli. Hazır aldığım oyuncu da o için de geçerli. Şimdi elinizde 16-18 yaşında mesela Arda'ya çok örnek verdiler. Ben de gündeme getireyim. Oynadı, sırıtmıyor, takıma katkı yapıyor. Yaşına mı bakacaksın? Biz de şimdi bir arkadaş aldık işte Mustafa diye genç takımda. Yetenekli. Fizik gücü kaldırmasa bekleyeceğiz. Kaldırırsa oynatırız. Hiç belli olmaz. Berkay da ben olumlu bakıyorum, olumsuz bakmıyor. Ama yetmiyor. Daha iyi olması lazım. Bunu siz de Antalya'da göreceksiniz. Maçta da göreceksiniz. Gizli saklımız yok ki yani. Biz Berkay oynamasın diye değil, oynasın diye uğraşıyoruz. Ege de oynasın diye uğraşıyoruz. Diğerleri için de aynı şey geçer. Yeni gelenler de öyle. Ama hepsi birden oynar. Keşke oynasa hiç oyuncu almasak. Onu da öyle bir yaptılar ki bizim tatil döneminde, maç döneminde belki 4-5-6 maç oynamama durumu olur ki bu çok büyük bir şey olur. Sıkıntı olur. Dediğiniz gibi Masuaku, Saiz, Ömer Koley, aynı şekilde Abu Bakar, Raşit Gezzal, alınıp alınmaması da. Şimdi onun için bir tereddütlerimiz var. Yani stoper onun için biraz sıkıntılıyım. Aynı şey orta göbekte. İşte oyuncu, baktığımız oyunculardan 2-3 tane böyle hem hücumda hem ortada hem geride var. Ama hep Afrika'ya yakalandık. Belki Afrika'daki oyunculara talep daha mı az oldu? Fiyatları da uygun. Bu sene takımlar nerede idman yapıyor? Soruyorum size. Hatay'dan Antep ligde var mı yok mu? Var görünüyor. Ama açıklaması var mı? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Yani 20 takımlı Antep'te, Hatay'da gelecek, ligler başlıyor. Hadi açıklasaydılar. Niye açıklama? Hadi açıkla. Ama idman yapıyorlar. Nerede yaptığını ben biliyorum. Siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyor. Geçen sene de yapardı. Yani bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz? Biz sistemin çökmemesi için doğru bir şey söylüyoruz. Kötülük olsun diye söylemiyoruz ki. Yani mağdur olan durumdan zaten hepimiz rahatsızdık. Hepimiz ayağa kalktık yardım. O başka bir şey. Yani Allah korusun yakınımız öldüğü zaman yani işte bir ay sonra 15 gün acıyı paylaşıyoruz, üzülüyoruz, geliyoruz. Ondan sonra hayat bitiyor mu? Kararlar alıyoruz hayatımızla ilgili.